Mustafa silahın senin olduğunu zannediyor. Daha doğrusu öyle zannetmesini sağladılar. Senin onun peşinde olduğunu düşün. Ben onunla karşı karşıya geldim. Silah da elindeydi. O zaman korkmadım. Şimdi niye korkayım? Çünkü Mustafa en az Erdoğan, en az da benim kadar aşağılık herifin tek. Erdoğan bu silah patlayacak dedi. Kerim'in elinde patlayacak dedi. Kerim dikkat et. Erdoğan başka bir şeye dönüşmeye başladı. Korkusundan dolayı gitgide daha tehlikeli bir hale almaya başladı. Hayır, sadece sana değil Fatma. Ailene de zarar verebilir. Hiçbir şey yapamaz. Kerim, dikkat et ne olur. Özür dilerim. Her şey için. Yaptığım tüm kötülükler için. Sana söz veriyorum, bu son görüşmemiz. Beni bir daha hiç görmeyeceksin. Benim için nefes alınacak bir yer kalmadı. Hoşçakal. Rağmen kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey tahmin ettiğimiz gibi değil. Fatma Gül beni affetmedi. Ben de en az sizin kadar onun düşmanıyım. Benim de ne kadar acı çektiğimi bilsen. Bana bir şey söyleme. Söyleme! Çünkü bunun hiçbir önemi yok. Senin yaptığın iyiliği de sizden de hiçbir şey istemiyorum. Ben ailemi korurum, Fatma Gül'ü korurum. Hem de herkese karşı. Duydun mu beni? Bu saatten sonra benim için tek önemli şey o. Uzak durun bizden. Uzak durun ailemden. Meşaranlar da kendi pisliklerinde boğulup gitsinler. Evet, son durak. Kardeş, siz inmiyor musunuz? Kardeş, son durak. Tekrar yolcu alacağım Beykoz'a.
Ha? Kerim arıyor. Ha, sağ ol. Alo? Ha, merhaba abla. Hazır mısınız? Hazırız. Sen neredesin? Ben bir yarım saat sonra evde olurum. Bir saçımı sakalımı düzelttireceğim. Tamam, bekliyoruz. Fatmagül geldi mi? Yok, gelmedi. O alışverişe çıkacağım diyordu. Ha, biliyorum, biliyorum. Geç kalmam. Tamam, hadi bekliyoruz canım. Çıkmış mı işten? Çıkmış, çıkmış. Bir berbere uğrayıp gelecekmiş. Bak, ben sana söylüyorum. Kesin nişan yemeği bu. Bak nasıl hazırlanıyor. Fatmagül, harcadın mı haftalığını? Almamışsın bir şey. Biz de borçları ödeye ödeye eve gidiyoruz. Fatmagül, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Pazartesi görüşürüz. Bir şey olmuş buna. Uğraştım kızla, bozuldu tabii. Takıldım canım, şaka da yapamayacak mı? Mukaddes, hadi geldi. Ha, durun bir nefes alsın kız ya. Murat, terlikten çıkma. Hala nerede kaldın? Biz hazırlandık, bekliyoruz. Dur, tamam. Yorgunum deme. Gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Dur Murat. Hoş geldin. Camda bekliyordu vallahi seni. Üstünde iş çıkılmalı, hadi. Hoş geldin canım. Kerim arada, o da berberdeymiş. İşi biter bitmez gelecek, hemen çıkarız. Kız, neyin var senin? Çok yorgun herhalde. Yorgun musun? Ya hala, gitmeyelim deme. Dur bir dakika. Ne oldu? Yok bir şey. Lütfen hala, lütfen. Gidiyoruz değil mi? Yaşasın. Ya ne oluyor öyle görgüsüzler gibi? Sanki ilk defa kebap yiyecek bu da ha. Yok yok, ondan değil. Birlikte gezmeye gideceğiz ya, ondan. Değil mi? Ondan. Fatmagül, randevuyu aldım. 14 Nisan'da gidiyoruz doktora. Teşekkür ederim. Ne oldu öyle doktor deyince duygulandım? Ne oldu Fatmagül? Biz duyduk diye mi acaba? Ama ne olacak ki? Gizli bir şey değil ki bu. Yok canım, o şimdi azar mazar işitmiştir, morali bozulmuştur. Yemeğe gidince havası değişir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.